İşte 3. seri Cry Babies, ağlayan bebeklerimiz, Magic Tears, sihirli gözyaşlarıyla ağlayan sevimli bebeklerimizin biberon şeklindeki oyuncak evi ve içinde de çok güzel bir karakter çıkacak. Bu 3. seri arkadaşlar, yepyeni karakterler var. Burada gördüğünüz gibi GP Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz ve bana bakalım hangi karakter çıkacak, merakla bekliyorum. Hatta beklemiyorum, hemen açmaya başlayalım. Bir tane sürpriz paketimiz var ve sevimli bebeğimiz işte burada. Bence onu önce hemen çıkaralım. Oo, çok güzel, çok tatlı. Bu hangi evcil hayvanın kıyafetini, tulumunu giymiş sizce? Bana bir kaplumbağa kostümü gibi geldi. Bacakları ve elleri, kolları hareket edebiliyor. Saçları da kırmızı. Bakar mısınız kulaklarına? Çok güzel bir tulum. Çok sevimli. Ben ilk önce bebeğimize ismiyle hitap edebilmek için hangi bebek çıktı, adını hemen öğrenmek istiyorum. Buradaki katalogda görebileceğiz. Cry Babies'in yepyeni karakterlerine şöyle bir bakalım. Hangisi benimki? Şuradan görmek istiyorum. İşte buldum arkadaşlar. İsmi de Kayna. Çok güzel bir ismin varmış tatlım senin. Sana az sonra su içireceğim. Bakın neler olacak, göreceksiniz arkadaşlar. Ama ilk önce kutudaki diğer sürprizlere de bir bakmak istiyorum. Öncelikle şu poşeti açalım bakalım. Evet, çok sevimli bir pembe koltuk çıktı. Bebeğimiz bunda çok rahat bir şekilde oturabilir. Ve işte arkadaşlar, biberon şeklinde bu güzel evdeki eşyaları şu anda görüyorsunuz. Ve şuradaki kartonlarda soru işaretleri var. Onların altında da sürprizler bizi bekliyor. Şimdi onlara da birlikte bir bakalım. İlk olarak şuradan başlayalım. Acaba bu pencerenin altından ne çıkacak derken... Şöyle bir, bu ne diye soracak olursanız arkadaşlar, acaba bu onun oturması için mi? Hayır, bacakları sığmıyor. Yoksa bir şapka mı? Ona da bir bakalım. Şapka olabilir mi sizce? Sürprizlerimizi açmaya devam edelim. Şu soru işaretine bakalım. Burada kalp şeklinde altın sarısı çok güzel, çok havalı bir emzik var arkadaşlar. Bakalım. Çok tatlı. Hemen diğer sürprizleri de açalım. Bakalım burada ne varmış? Buradan bir emzik daha geldi. İki tane bebeğimizin emziği oldu. Bir de şunu deneyelim. Bu da çok güzel. Ama gerçekten bu emzik çok havalı. Bence şimdi altın renkli kalp şeklindeki emziğini takalım. Ve diğer sürprizlerimize bakalım. Şurada ne var acaba? Burada işte ona su içireceğimiz biberonu var. Renklerine bayıldım arkadaşlar. Pembe ve mavi renklerde. Buna su dolduracağız ve bebeğimize içireceğiz. Sonrasında da bebeğimiz sihirli gözyaşları dökecek. Şimdi kalan diğer kutucukları, pencereleri de bakalım. Verin bebeğimize. Bir tane şeker mi acaba bu? Elinde tutabiliyor sanırım. Evet. Eline güzel bir kalp şeklinde şeker verdik. Şu anda bebeğimiz çok mutlu. Son kalan kutucuktaki sürprizimizi de çıkartalım. Sanki bir yangın tüpüne de benziyor arkadaşlar. Sizler bunun ne olduğunu benden çok çabuk daha çözmüşsünüzdür. Eminim buna. Bu arada renklerine bayıldım. Çıkan şeylerin rengi inanılmaz tatlı. Bu pembe koltuk da çok güzel. Şimdi arkadaşlar gelelim esas bölüme. Şimdi arkadaşlar bu biberona su dolduracağız. Sevimli bebeğimize su içireceğiz. Ve bakın görün ki karnına bastırdığınız zaman nasıl gözyaşları dökecek, hep birlikte bakalım. (Gülüyor)
Evet, yeterince su içirdik. Bu arada arkadaşlar, parçaları birleştirdiğimizde ne düşündüm? Bu bir yangın tüpü, bu da bir kasket. Yani bebeğimiz yangın söndürücü, çok yardımsever bir bebek. Şimdi bakalım karnına bastıralım. Gerçekten ağlayacak mı? Nasıl ağladığını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Kafasını suyla doldurduk ve şu anda karnına bastırıyorum. Gözündeki deliklerden gözyaşları akıtıyor. Bebeğimiz çok üzüldü. Galiba şekerini istiyor. Al bakalım şekerini. Umarım artık ağlamazsın. Evet, şimdi şekerini verince çok mutlu oldu. Ah, şekerini yine düşürdük. Tamam, ağlama, al bakalım tatlım. Ve arkadaşlar, bu sevimli biberon evi ve bu muhteşem bebeği açtık. Çok güzel, gerçekten çok tatlı. Eminim sizler de beğenmişsinizdir. Ve bu videonun sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.